melekler Hazreti Mehdi'ye yardım edeceklerdir. Ebu Hamza'yı i Somali'den İmam Muhammed Bakır aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Ali Muhammed'in Kaim aleyhisselam zuhur ettiğinde Allah ona müsevvim yani varlıkları düzene koyan mürdif birbiri ardınca birbirine tabi münzel, indirilmiş, nazil edilmiş ve kerrüp Allah'a en yakın olan meleklerle yardım edecektir. Cebrail onun önünde olacak, Mikail sağında ve İsrafil ise solundan gelecektir. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyecek.'' melekler de onun hizasında olacaklar. Cebrail ile Mikail onu kendi aralarına alacaklar. 9300 melek ona yardım için gönderilecek. Şöyle arz ettim. Sana feda olayım. Bütün hepsi onunla birlikte mi olacak? Buyurdu ki evet. Onlar Nuh ile birlikte gemide ateşe atıldığı zaman İbrahim'le birlikte, deniz yarıldığında Musa ile birlikte ve Allah göğe yükselttiği zaman İsa ile birlikte olan meleklerdir. Bunların dört bini belirlenmiş ve Resulullah ile birlikte olanlardır ve 313 melek Bedir'de onunla birlikteydi. Onların hepsi Kaim aleyhisselamın kıyamını beklerler. Muhammed bin Müslim şöyle der. Haceti olan biri onu çağırdığında kim ona icabet eder? Ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu ayet Kaim aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe'nin oluğundan gelip halkın içinde Hazreti Mehdi'ye ilk biat edecek olan Cebrail Aleyhisselam'dır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında meleklerin bulunacağı ve bu meleklerin kendisine yardım edecekleri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden de açıkça anlaşılmaktadır. Melekler insanlara görünmeyeceklerdir. Melekler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a görünmeden yardım edecekler, insanların kalbine Allah'ın dilemesiyle, bu kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diye ilham edeceklerdir. Bazı kişilerin dediği gibi, gökten melekler insanlara görünecek şekilde, bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır, ona uyun dese, ayrıca buluttan bir el çıksa ve, Hazreti Mehdi'yi işaret ederek ona biat edilmesini işaret etse ve milyonlarca insan bu duruma şahit olsa, bütün bu açık ve kesin delillere rağmen Hz. Mehdi aleyhisselama yine de Mehdi'liğini kabul etmezse, meleklerin hiçbirinin sözüne inanmıyor anlamı çıkar. Bu da olacak bir şey değildir. Meleklerin açık ve aleni konuşmaları, kendi aralarında olacaktır.